Herkese merhabalar. Devrim Akyıl bizimle beraber. Ekonominin Çıkmaz Sokağı isimli programımıza. <laughs> <laughs> Güzel. Yeni bir isim bu galiba. Var. <laughs> Tam buldum Devrim. Çünkü Süper bugünkü vergilerden, rakamlardan sonra böyle bir Kanaat getirdim ama doğru bir kanaatlidir bilmiyorum neyle başlasak diye düşünüyorum İstiyorsan önce gelen vergilerden başlayalım hani içkiden alkolden tut da motorlu taşıtlara kadar hem neler var bir hem de nasıl yansınca? Ee, Baya bir vergi var son dakika me meclis kapanmadan bir gol deprem vergileri adı altında hemen bir böyle bir yıldırım paket oldu. Bu pek kamuoyunda konuşulmadı. Tabii şimdi medya eskisi kadar aktif olmadığı için bir şeyler sızamıyor. Yani medyaya ne verirlerse o sızıyor. Dolayısıyla ana akım medyada pek bir şey duyamıyoruz artık. Söylentiler şunlar bunlar. Bir süredir bir vergi paketi üzerine çalışıldığını konuşuyordu. Ben tabii daha o kadar vatandaşın elinde para kalmamıştı ki seçim öncesi. Hep bunun üzerine vurguladık hatırlıyorsan. Ve tabii vatandaşa hemen işte asgari ücret zammı, memura ekzam falan verildi ki hemen vergilerle biz bu miktarını geri alalım mantığı. Güdülmüş onu görüyoruz ama bir kısmı da yine ben hala vatandaşta fazla şu son verdikleri dışında alabilecekleri fazla bir şey olmadığını düşündüğüm için daha zengine de daha varlıklı kesime de daha çok vergi getirmek zorunda olduklarını düşünüyorum. Mecbur sistemde para o kadar o kadar büyük sermaye transferi oldu ki bari yayınlarda sürekli konuştuk yanlış para politikasıyla aşırı ucuz ıı, Türk lirası muhabbetiyle vatandaşın parası eridi, eridi 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 varlıklı daha varlıklı oldu ikinci ev aldı üçüncü ev aldı beşinci ev aldı onuncu ev aldı ...beşinci arabayı aldı falan... Or ...oralardan insanlar çok paralar kazandılar. Onların o paraların bir kısmını geri almaları lazım. Daha onunla ilgili çok bir şey görmedim henüz. Kaçırmış olabilirim ama... ...asıl ben o ikinci ev, üçüncü ev... ...üçüncü, beşinci arabalarla ilgili... ...vergilerle ilgili o, o tip bir vergileri bekliyorum. En de sonunda gelmek zorunda ama... ...bu pakette en çok benim gözüme çarpan... ...kurumlar vergisi oranının %20'den 25'e çıkmasıydı. Ki bugün borsaya en çok vuran bu ikisi oldu. Bu ve banka ve finans şirketleri yüzde %25'ten 30'a çıkması. Ya bu tabii şimdi direkt şirketlerin e, vergi daha fazla. Bunlar şimdi kurumsal şirketler ve borsada da halka açıldığın zaman sisteme tamamen entegre olmuş oluyorsun. Yani kayıt dışılıktan çıkıyorsun. Dolayısıyla borsadaki şirketlere birebir etkileyen bir olguydu. Borsada bugün zaten birkaç gündür sürekli olarak borsanın seçim gecesinden beri olumlu olduğumu ama artık buralarda kısa vadeli hedeflere geldiğimizi biraz soluklanma birkaç haftalık bir dinlenme olasılığı üzerine duruyordum. Borsa açısından baktığımız zaman kurumlar vergisi ve banka ve finan, finans şirketlerine getirilen bu vergi artışları tabii negatif anlamındaydı. Zaten birkaç haftadır borsa ile ilgili biraz negatiftim. Birkaç gündür daha doğrusu yani seçim gecesinden beri pozitiftim ama bu 6000'e yaklaşma emareleri 6000 86'daki bir Fibonacci hedefi vardı. Oraya yaklaştıkça risklerin arttığını anlattık. Ve en sonunda bu bölgenin ben kısa vadeli bir zirve olma ihtimalinin üzerinde duruyordum. Bu sabah bir daha tweet attım. Bu hafta uyardım aslında. Çünkü ben bu bu tip bir vergi artışı mesela direkt borsada halka açık şirketleri etkileyecek. Çünkü bunlar hepsi e, kayıt dışından kayıt içine geçmiş şirketler dolayısıyla vergi artışları direkt karlılıklarını etkiliyor. Siz borsaya niye yatırım yapıyorsunuz? Şimdi insanlar borsa borsa diye bazen yapıyor da orada bir şirkete ortak oluyorsunuz. Şirketin de vergisi daha artarsa cebinizden daha çok para çıkacak anlamına geliyor. Dolayısıyla borsadaki bir düzeltme normal. Hatta birkaç hafta sürebilecek en azından bir düzeltmenin belki daha dramatik bir şey değilse başladığını da bu, bu vergi haberiyle ihtimalinin başladığını en azından görebiliyorum. Ama 5840 bir yüzde takip ettiğim seviye onun aşağısında bir kapanış gelirse ancak var. İşlerin daha çok negatife evrilme ihtimali doğar. Şimdilik 5840'ı takip edeceğim. Aşağısı kapanışlar yüz için. Biraz daha 5700'ler, belki 5400'ler. Ee, olasılık dahiline girer önümüzdeki birkaç hafta için hatta. Peki şimdi bu şeye baktığımızda vergi zamlarına baktığımızda vergi artışlarına daha doğrusu yansıması daha çok kimlere doğru parası olanlara mı yoksa tüm vatandaşa mı? Yani mesela motorlu taşıtlara gelen bu vergi artışıyla araba fiyatı ne kadar artmış olacak mesela? Evet, tamam, rakamları görmedim, dikkatli bakmadım ama şimdi yani bütün araba sahiplerine, ama araba sahibi tabii vatandaşın geniş kesimler değil ya Türkiye'de yine hala araba sahipliği düşük oranda ama sonuçta belli bir kesime vergilendirmiş oluyorsun. Yani bu yayının başında söylediğim gibi geniş kesimlere bir para verildi bir miktar işte asgari ücret me memuru zammı daha yeni açıklandı, enflasyonla beraber filan. Fakat hemen arkasından vergilerle biz bu parayı sizden dolaylı yoldan da olsa geri alacağız mesajı aslında bu. Ama e, bence hala tekrar tekrar söylüyorum vatandaşın o kadar durumu sıkıntıda ki bu e, varlıklı kesimden alacağınız vergiler daha etkili olacak toplamak açısından. Çünkü yani burada e, yoksul kesimin verebileceği zaten geçim sıkıntısının sınırlarında geziyorlar. Yani siz ona yüzde yirmi yüzde otuz zamlar yaptığınız zaman bu, bu çok bir şey ifade etmiyor yani. Zaten onu iki aylık enflasyonla e, derdiniz şu anda ulaşım giderleri zaten otomatik olarak yükseldi. Devalüasyon olduğu için biliyorsun doların 19 liradan 26 liraya geldiği ortamda biz otomatik olarak bütün ithal ettiğimiz nedir ithal ettiğimiz en başta petrol tabii ki ve kullandığımız bütün ithal enerji fiyatlanacak yani artarak fiyatlanacak. Şimdi bu fiyatlama da hayatımıza birebir yansıyacak. Ama bu birazcık geriden geliyor ama yine petrol bayağı hızlı geliyor. Zaten o akaryakıda genel zamlarla gördük. Dolayısıyla geniş kesimlere Yine dolaylı yoldan her zaman vergilendirme devam edecek. Bu kaçınılmaz. Ee, ama tekrar tekrar söylüyorum, e, ikinci evlere, üçüncü evlere, e, ikinci üçüncü arabalara, beşinci arabalara, yani bunun için ticareti dökmüş insanları vergilendirmezseniz, bu oradaki köpüklerin de e, sisteme zarar vermeye başlayan Köpüklerin de ortadan kalkması zorlaşmaya başlar. Ama e, Mehmet Bey geldiğinden beri üstünde durduğum bir nokta var rasyonel politikalara döneceğinizin arkasında biraz bu var. Bunların birçok arkadaşımız bir gecede geçirmesini bekliyor ama olmaz. Yavaş yavaş geçilişler olacak. Hala mevduat faizleri yüzde kırklarda. Faizler yavaş yavaş yukarı gidiyor zaten. Yani doğal olarak yukarı gitti ve orada da kalmaya devam edecek. Dolayısıyla bu MTA'ya bazlı yani illa bir şeye bir mala yatıralım, eve yatıralım, arabaya yatıralım mantığından birazcık Para sahipleri de ya buralara da daha varlıklar gider, ekler gider gelir mi? Biz biraz paramızı korumaya mı alsak deyip o ekstraları satmaya yöneldikleri zaman biraz normalizasyona geçecek. Bu ekonomi için iyi bir şey olarak söyleyeyim Ama ya genel anlamda bence iyi bir şey. Ama e, kısa vadede bazı dalgalanmaları da beraberinde getirebilir her açıdan. E, yani bir defa bu e fiyatlarındaki anomalinin en azından biraz normalleşmeye dönmesi Ya şu anda çok garip bir durum. Suç cezadaki davaların yüzde altmışının ve kira davası olduğunu bilgisi geldi. Şimdi böyle bir yani bu çok acayip bir şey var. Yani düşünsene mahkemeler sadece e, bu ev kirası mevzu. Burada ev sahibi ayrı haklı, kiracı ayrı haklı. Bunların hepsinin ana sebebi ev, ev sahibini veya kiralayıcı, kiralayanı cezalandıramazsınız. Bunu tartışmaya açamazsınız bile. Burada yapılan hepsi bir buçuk yıldır uygulanan şu ana kadar yanlış Para politikası, yanlış ekonomi modelinin sonuçları bunlar. Dolayısıyla sonuçlar üzerinden tartışmamızın bir anlamı yok. Önemli olan o sebepleri ortadan kaldırmak. O sebeplerin de yavaş yavaş en azından ortaya kalkmaya doğru adımların atıldığını görüyoruz. Yani kalktı diyemeyiz. Daha çok işimiz var ama en azından birazcık o yönde hareketlerin başladığını mecburen başladığını. Onu da Şu böyle da bir Mesela bak 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek. Söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak. Yani evet. devlet resmen <laughs> hacı biraz <laughs> alırız alırız diyor. E araban mı var? Bir vergi verdim bir tane. Bir, bir tane daha ver. Hemen ver. <laughs> Yok, çok kötü. Eee yani bu böyle evet mecburuma. Ya. Baktığımda. Biraz evet. hani bütçe delik. Nereden toplasak vergisi gibi bir defa mal. bütçe fena delik. Delinmeye de devam ediyor. Vatandaş da buna isyan etmiyor. Yani isyan derken ya şimdi şunu demek istiyorum. Abi biz hatırlıyorsan seçimden sonra da ısrarla üzerine basa basa söyledim. Vatandaş seçimde zengini daha zengin eden formülü, ekonomik modeli oyladı ve ona onay verdi. Şimdi yani buraya kadar o o kadar büyük bütçe açık. KKM diye bir acayip bir bela oldu. Sadece KKM'nin 200 milyar liraya yakın aylık zararı var bütçe. Hatta bugün bir önemli haber daha vardı. Onu da bir ara değinebiliriz. KKM'de hazine desteği uygulaması Merkez Bankası'na devrediliyor diye bir haber vardı. Şimdi bu çok dramatik bir şey. Yani şimdi burada bir ayda hazine bütçesinin bunları kaldıramayacağının farkındalar. Oradaki delik çok büyük olacak. Yani bunu bu vergilerle bile kapatamam ben diyor. Al diyor Merkez Bankası bunu sen ne yaparsan yap. Git bir yerden para mı bulursun? Git Körfez'den para mı bulursun? Bana bir para bul, sen şu farkları kapat diyor. Bu da garip, çok garip. Çünkü burada Hazine ile Merkez Bankası'nda bir uyumsuzluk mu var yoksa başka bir şeyler mi dönüyor onu da anlamak için yani şu anda şurada bir netlik yok var biliyorsun yani Mehmet Bey'in geldiği andan itibaren Hafize Hanım'ın da e, negatif bir yorum yapmamaya gözden gösteriyor çünkü yeni geldikleri için ama burada da vatandaşa tam anlatılmayan bir resim var yani biz şu anda bize hala karanlıkta bırakılıyoruz yani biz tam olarak anlayamıyoruz çözmeye çalışıyoruz. Yani mesela bir anda vergiler geliyor. Ya birisi çıkıp da bize ya bakın bizim böyle bir ekonomik programımız var diye anlatmaya başlasa fena olmayacak bir Peki noktada artık. Kim yani aslında diyorsun sen hani Türkçe'si bunun. Tabii Daha tabii tabii. Duydun mu sen hani bankacılar fotoğraf çektirmek istemiş, o da şey demiş. Önce siz elinizdekileri eritin. Sonra geliyor fotoğraf çektirmeyi yapıştırmış galiba. Ya valla e, şimdi ben diyorum ya ben e, çok negatif şeyler söylemek istemiyorum. Çok zor bir göreve geldiler. Mehmet Bey de Gaye Hanım da yani çok ciddi sıkıntılı bir göreve geldiler. Ama e, bu sıkıntıdan da e, herkesin mutlu olacağı bir formüle çıkmak mümkün değil. Ve tam tersi herkesin mutsuz olacağı formüller var. Ve bankacısı mutsuz olacak, vatandaşı mutsuz olacak, e, yani para sahibi mutsuz olacak normal olan bu. Herkesin mutsuz olmadığı formül ülkenin gelirini lehine dönebilir bir noktada. Ama e, ya bir seçim var çok da fazla sıkmayalım deneceği için fazla sıkılmadığı zaman da formüller daha da zorlaşacak. E, o açıdan yani ben şimdi bu devalüasyonu gerekli 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 dedik 26 lira en az kur dedik geldi. Şimdi bu buralara geldi ama bunun maliyetini de dedik ki abi bu bunu devali yaptığınız zaman bunun KKM üzerindeki hazineye binen maliyetin olacak. Pat bugün o maliyeti biz Merkez Bankası'na devrediyoruz diyor. Ya şimdi tamam yani diyor ki sen o zaman sen kuru madem kamu bankalarına sattırmayacaksın dövizi de alarak yukarı çekiyorsun rezervini kuvvetlendiriyorsun o zaman sorunu sen çöz diyor gibi geldi. Yani tabii bunları e, tahmin ediyoruz tamamen afaki atışlarda olabilir çünkü bizim önümüze ne Merkez Bankası'ndan ne de Mehmet Bey'den henüz ya ben bir paket bir şey ya biraz erken olabilir ama bence artık yavaş yavaş kamuya biraz daha bir şeyler açıklanmalı bence çok büyük sorunlar var ya öyle bir şey Yanıtlayamayacak yanıtlayamayacakları sorular var yani. Bu MTV yani motorlu taşıt vergisi, deprem vergisi gibi kalıcı olur mu diye kaygılar da var. Hani ee... o da bir kereye mahsus geldi ve hayatımızdan bir daha çıkmadı ya. Mesela böyle çok kaygılar mümkün. var. Ne diyorsun onun için? Çok mümkün. Çok mümkün. Şimdi tabii bu tip vergilerde e, araba sahip olduğun anda onu ödüyorsun. Yani belli bir tarihe kadar. E, ya biz bu deprem vergisi bu da zaten galiba paket yine Ek deprem vergisi paketi. Dolayısıyla yani aynen tarih tekerürden ibaret 99 yılından anılarımız depreşti. Çok iyi hatırlıyorum ben o zaman. İlk cep telefonlarına gelen ek deprem vergileri hep kaldı ve hala kaldı. Akaryakıtta gelen ek ÖTV'ler kaldı. Üstüne eklendi, eklendi, eklendi. Dünyanın en fazla biliyorsun, dolaylı vergi ödeyen ülkesiyiz galiba yüzdesel olarak. Yani yüzdesel olarak vergi, dolaylı vergilerin vergiye oranı dünyada birinci sıradaydık. Bunu da arttırmaya devam edeceğiz gibi duruyor benim anladığım kadarıyla. Yani şöyle detayı vereyim bak MTV'de bu yıl ne ödediyseniz kanun yasalaşırsa aynı vergiyi bir kez daha ödeyeceksiniz. Kurumlar Aynen vergisi şöyle. bu yıl için yüzde yirmi oluyor. Bankalar içinse ise yüzde otuz akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan maktu ÖTV'ler için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. İçerik tam olarak bu. Şimdi burada kurumların yüzde yirmi 25 ve bankaların yüzde 30 olmasının yansıması ne olur? Onlar için ne diyeceksin? Evet işte aslında, aslında onu hani borsa bacağından söyledim. Yani ekonomiyi bunlar yavaşlatıcı etkenler. Çünkü kurumların, şirketleri zaten Türkiye'de e, kayıttan çıkmaya çalışan sürekli sistemin seni kayıttan dışarı iten bir e, kötü bir vergi sistemimiz var. Ben hala verginin geniş kitlelere yayılması yani geniş e, tabana yayılması ve gerçekten çok kazananın çok vergi vermesi az kazananın az vergi vermesi gereken sistemin e, asla e, Türkiye'de uygulanmadığını ama ee, i̇nsanlar vergisini ödemediği için biz bu dolaylı vergilerle geniş tabanlara Ama kurumlar vergisinin yükseltilmesi tabii e, ekonomide bir negatif etken yaratır e, şey olarak. E, yavaşlatma etkisi yapar. Ya 5 puan çok büyük bir dramatik bir rakam değil 25'in 30'a çıkması ama e, yine de 20'nin 25'e çıkması da. Ama yine de yavaşlatıcı etkiler bunlar. Yani vergi normalde sevilmeyen bir şeydir. Kimse sevmez vergiyi. Ama mecburdur devletlerde bu vergileri. Ben her zaman düşük vergilerle daha geniş kitlelerden e, toplanması taraftarı olan bir insan, geniş, e, yüksek oranlarda toplanması gerektiğini savunan bir insan olduğum için, ekonominin daha iyi kalkınması için. Ama daha zenginden de daha fazla almayı değişik modellerle uygulayabiliyorsanız uygulamak zorundasınız. Ama şu anda gördüğüm bu vergilerin e, mecburi, biraz da ekonomiyi yavaşlatıcı etki yapacağı da yönünde. Ee, çok enteresan hakikaten yani bunun şey yansımaları. Peki sen şu anda nasıl bir programa olduğunu düşünüyorsun baktığında? Mesela KKM'nin de e, hazineden Merkez Bankası'na devredilmesi değil mi söz konusu? Evet tabii 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 o çok önemli çünkü. Tam, tam ne olduğunu açıklar mısın bilmeyenler için? Var şimdi şurada ee, ...normalde bu KKM saçma sapan bir şey yani. yani Gerçekten çok. Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinin bence en büyük belası. En büyük belası. Ee, daha bu belanın maliyetleri çok az tartışıldı. Niye? E çünkü sürekli burası e, desteklendiği ve büyütüldüğü için... ...dövizide bir şekilde elde avuçta ne varsa... ...bak önceki Merkez Bankası dönemi boyunca... E, ...en son e, Kerim Rota'nın yayınladığı bir verilere dayanarak söylüyorum... 199 milyar dolar Şahap Bey'in döneminde e, döviz satılmış. Yani sen 200 milyar dolar döviz satıyorsun sırf o kuru bir yerde tutabilmek için. Tamam KKM'de sana büyük bir bela olmaktan kurtardım diyorsun. Fakat rezervi sıfırladın erittiğin eksi 80'lere getirdiğin için. Şimdi yeni gelen Merkez Bankası Başkanı da bu zafiyeti görüp 12 milyar dolar alıyor. Dolar 19 liradan 26 liraya çıkıyor. Yani şimdi böyle bir dramatik bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu KKM'nin her yükselişinde devlet diyordu ki hazine ben o farkı öderim sen merak etme diyordu. Sen yeter ki dövize dön. Şimdi tabii dövizi zapt ettiği sürece orada bir fark küçük kalıyordu. Ama ülke öyle bir cari açık öyle bir dış ticaret açığı verdi ki her ay 10-12 milyar dolar ısrarla bunun sürdürülemeyeceğini ve bu eninde sonunda bu dövizin yukarı gitmek zorunda kalacağını ki cari açıkta ödeyemeyeceğiniz paraların altına giriyorsunuz dedik ve gerçekten gelen merkez, seçim sonrası beklediğimiz gibi döviz 26'ların üstüne attı. Fakat buraya giderken o KKM'deki 130 milyar dolar civarı paranın o arada yani mesela Mart sonunda KKM'ye yatıran adam yüzde otuzun üstünde para kazandı bahar yani düşünsene üç ayda yüzde otuzun üstünde kar yazıyorsun şeye ve döviz bazında kar yazıyorsun yani öyle bir kar yaz şey dövizine yani dövizin sabit üstüne faiz alıyorsun ya dramatik gelişler şeyler bunlar. Dolayısıyla buradaki o gelir, yüksek bir gelir. O geliri bir maliyeti var. O maliyet de hazinenin üzerinde. Hazine diyor ki ben daha fazla bunu ödeyemem. Sanki ben buldum bu metodu. Yani veya vatandaşa, vatandaşa vergi olarak dönüyor bir kısmını hadi ben şimdi bu ana kadarını kapatırım. Bundan sonrasını Merkez Bankası yapsın diyor. Yani bu topu birileri sürekli atmaya çalışacak. Bu büyük bir bela. Bu beladan kurtulmakta ancak ve ancak uzun vadede bence bunu itebildikleri yere kadar itmeye çalışacaklar ve yerel seçimden sonra muhtemelen uluslararası bir kurumla veya bir şeyle bunun bir şekilde e, vergilendirmesi veya geriye dönük vergilendirmesi bir yöntemiyle falan bir şekilde büyük bir finansmanla çözmeye çalışacaklar. Oraya kadar bu e, ekonominin üzerindeki en büyük bela olarak e, kalmaya devam edecek. Peki yani bizi nasıl bir tablo bekliyor? Mesela dolar hani buralara geldi, bunun halka yansıması nasıl, toparlanması nasıl? Daha mı iyi olacak? Hani sen hep biraz deval gerekiyordu, deval gerekiyordu diyen taraf olduğun için soruyorum. Aynen tabii her iyi şeyin yani iyi derken o anki yani cari açık daha fazla veremiyorsun, batıyorsun resmen ülkeyi e, ithalat yapanlara ve yani düşünsene ithalatı finanse ediyorsun bari sürekli olarak yani sen dövizi düşük tuttukça daha fazla ithalat yapıldıkça sen kasandaki paraları o ithalatı finanse etmekle uğraşıyorsun. Niye? Daha fazla araba ithal edilsin. Daha fazla cep telefonu ithal edilsin. Bunları daha bunları daha ucuzdan kullansın. Yani ne gerek var abi? Senin gücün etinle ne bütün ne ülke olarak sen bunlara izin verme. Dövizin güçsüzleşsin biraz şey kurun ki ithalat sınırlansın. İthalat sınırlanınca açık vermeye başlayacaksın. En azından yani bir çeşmeyi kapadın şu anda en azından 26'ya 27'ye getirdiği zaman. En azından kıstın diyelim. Tamamen kapayamazsın çünkü bütün ekonomik modelin ihracatın da ithalata dayalı olduğu için. Ama en azından kıstın ki şu anda oradan akışı durdurdun. Fakat bunun tabii ki maliyeti var. Nedir maliyeti? Abi senin bütün borçların döviz olduğu ve her şeyin hala ithalata dayalı olduğu için her şeyin fiyatı artıyor doğal olarak. Dolayısıyla buna, sen, bu sana enflasyon ve maliyet artışı olarak vatandaşa yük olarak geliyor. Yani bugün akaryakıta gelen, bugün bu vergi artışları, bugün akaryakıta gelen bunların hepsi aslında dövizdeki yükseliş için ana şeyleri. Ya sen o kadar çok para harcadın ki, o kadar e, uzaklaştın ki konudan, sen ister istemez bunları kapatmak için devalide yaptı şimdi yeni maliyetler yükleyeceksin. Yani önümüzdeki özellikle sonbaharda çok artan enflasyon rakamları görmeye başlayacağız. Bugün gelen enflasyon bence ya zaten komediydi oraya hiç yani girmiyorum bile büyük bir komediydi TÜİK'in yayınladığı enflasyon rakamı. Ee, ama bunun TÜİK'in rakamlarına göre bir dip olduğunu düşünüyorum. Buradan itibaren e, Temmuz ayının enflasyon rakamıyla Ağustos başından itibaren enflasyonun da yukarı yönlü. E, matematiksel olarak da öyle olmak zorunda. E, 60'lar 70'lerye doğru bir e, eğilimin başladığını söyleyebiliriz. Yani bugünkü artık 38 küsür gördüğümüz enflasyon e, en son gördüğümüz bence 40 altındaki enflasyon rakamıdır TÜİK'in yaratıcılığına rağmen diyorum yani TÜİK ne kadar yaratıcı olursa olsun bundan daha aşağı e, enflasyonu getirmek pek mümkün olmayacak. Yani peki ne yapacağız? Enflasyonla nasıl mücadele ediyoruz? <laughs> evet, biz vatandaş e, olarak e, harcıyoruz. E, harcamalarımızı öne çekerek mücadele ediyoruz. Pek güzel bir mücadele yöntemi değil biliyorum ama daha pahalanacak yani. Sen şimdi bazen onu oluyor ya. Ne zamlanmamış. Mesela enflasyon açıklandı ya bu bugün. O enflasyon oranından pahalanacak yoksa e... En ak oranından pahalanacak. Valla şimdi yavaş yavaş oraya doğru kaymaya başlayacağız. Yani şimdi şu ana kadar gördüğün, yılbaşından gördüğün enflasyon o TÜİK'e göre yüzde on dokuz yanlış şey yapmıyorsam ben bunun en az iki katına çıkacağını düşünüyorum yani. en TÜİK rakamlarıyla bile. Yani şu andaki yılın ilk altı ayında yirmi olan şeyin normalde elli, altmışlara gelmesi, altmışlı rakamlara gelmesi çok normal olacak. Çünkü hani dövizdeki devalenin yüzde otuzları, otuz beşleri vurduğunu burada kalsa bile dolar ki biraz daha yukarılara gidecek. Yani biraz buralarda dinlense bile e, yukarı eğilimin devamını düşünüyorum ben. Çünkü buradan bizim işte aldık alabildiğimiz kuru. Merkez bence de gelirse almaya devam ediyor. 26 lira onun için hala bir alış kuru. O açıdan e, buraya sıkıştıralım e, analizimizi. Yani buradan böyle aşağı bekleyenler varsa dövizi çok beklemesinler. Dövizin buralardan böyle yıkılması aşağı gelmesi ben benim pek beklentim dahilinde değil. Yani her şey çok daha yukarıda denge bulacak. Dolayısıyla her şeyin fiyatı artmaya devam ettiği gibi dövizin de fiyatı e, bu aynı ivmede olmasa da e, kademeli olarak artışının devamını beklerim. E, yani böyle 26'lı rakam merkezin artık e, 25-26 merkezin gibi e, alım ya devam edeceği yani ne olursa olsun. Burada bir dış finansman e, Körfez'den bir dış finansman duymak zorundayız ve Bahar bu Temmuz ayında durmak zorundayız. En az 25-30 milyar dolar bir para duymazsak zaten sıkıntılar büyüyecek yani oradan bir haber gelmedi işte bir şey bir şekilde bazı şirketlerin satışı olsun şeyi olsun bazı paketler olsun ya yani bir bir şey hazırlayıp oraya vermek zorundalar sunmak zorundalar bedeline bilmiyorum ben yani yanlış anlaşılmasın desteklediğimi söylemiyorum Türkiye'nin varlıklarının ucuza sırf döviz borcumuz sırf bir buçuk sene çok yanlış bir para politikası uyguladık diye, ülkenin kasasını boşalttık diye e, yabancılara ucuza satılmasının sonuna kadar karşısındayım. Hangisine ama ben olacakları söylüyorum. Hangisine? Hangisine karşısın? Ya şimdi satış, yani sonuçta ucuza satışına karşıyım ama bu <laughs> yani... Ya şimdi biz olanın, olana engel olamayız. Biz olanı anlatalım ki olanı bilsinler istiyoruz yani. Ama engel olamayacağımız şeyleri e, varlık yani fonumuzdaki varlık olmaz mükün var. değil mi? Varlık e, tabii. fonu. Tabii. varlık evet. fonu zaten çok tuhaf. Dünyanın en tuhaf varlık fonu. Yani normalde varlık fonu çok varlıkları yönetmek için kurulmuş şirket yani. Mesela bu dünyanın en iyi yönetilen varlık fonlarından mesela Norveç varlık fonudur. ...adamların o kadar çok petrolden ekstra geliri oldu ki... ...o kadar çok fazla paraları oldu ki... ...varlık fonunu kurdular ki... ...hani biz bunu da doğru fon olarak yönetelim... ...disiplinle bir ciddi... Yani ...devlet kuruluşu gibi olmasın diye yaptılar... ...biz de Aa, bu model iyiymiş deyip... ...yani biz borcu, borç, borçlu, borçsuz... ...iyi, kötü her şirketi içine doldurduk... İçinde çok iyi şirketler de var... ...sıkıntılı, borçlu... ...hani şey olanlar da var ki denetleyemeyelim... ...yani Sayıştay bile denetleyemiyor biliyorsun varlık fonunu... E, ...o çok garip bir model... Ve varlık fonu tahvil filan çıkarıyor biliyorsun borçlanıyor yani varlık fonu borç borç da alıyor e, dolayısıyla belki varlık fonu tahvili daha çok satılacaktır belki içerisinden bir şeyler satılacaktır ama e, yani konuştuğumuz rakamlar yine 20'ler 30 20 milyar dolar 25-30 milyar da bizim ya bu sonbahara kadar belki 3-4-5 ayımızı kurtaracak şeyleri konuşuyoruz yine sıkıntımız devam ediyor yani burada bizim öyle 3-5 bir şey satarak çözeceğimiz sorunlardan daha derin sorunlarımız var. Daha yapısal şeylere döneceğiz. Onları da bence biraz vakti var. Ee, önündeki en büyük engel yerel seçim. O açıdan yerel seçime kadar da orada dramatik bir şeyler beklemiyorum şu an. Peki böyle bir büyük enflasyon e, dalgası gelir mi? E, yoksa bunlarla beraber biraz daha şey olur mu? E, söner mi? Yani ateşi evet. söner mi? Var şimdi az önce de söyledim ya ne Gaye Hanım'dan ne de Mehmet Bey'den herhangi bir daha hiçbir şey duymadığımız için. Duymamak hoşuma gitmiyor. Niye? E, çünkü söyleyecek bir şeyleri yok henüz yani. Yanıtlayamayacakları sorular var bence şu anda. Onun için sessiz gidiyorlar. Ne zaman ki onların programlarını duymaya başlarız o zaman daha rahat tahmin yapmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki evet var burada ne bileyim dolar 35 lira artık bence kesin oldu diyeceğim mesela. Öyle bir paket açıklayacak ki mesela e, çok fazla kısıtı yok parasal gelişmeler devam ediyor diyeceğim ki dövizin de önünü biraz açmak zorundalar falan filan. Ama yok daha böyle sıkılaştırıcı bir şey yaptılarsa, evet piyasayı biraz sıkmayı göze aldılar. Dolar 28 lirada bir süre durur diyeceğim mesela. Ya bu tip tahminlerimizi biraz önümüzdeki günlerde e, bence Temmuz ayında e, Mehmet Bey de Gaye Hanım da kamuoyunun önüne çıkacaklar, daha net şekilde çıkacaklar. O çıktıkları anda bu resimle ilgili bu sorunun yanıtını daha net söyleyebileceğiz. Ama şu anda ben e, seçim gecesinden itibaren olduğum noktada olmaya devam edeceğim. E, yerel seçime kadar aşırı sıkı para politikası yapamaz ama deprem vergileri de daha iyi. Yani depremin ülkeye yüklediği maliyet, seçim politikasının, seçim harcamalarının ülkeye yüklediği maliyet ve bir buçuk yıldır devasa bir hata olarak yapılmış yanlış para politikasının ve Merkez Bankası rezervinin eritilmesinin maliyetini biz birazcık yayarak, ileriye erteleyerek toparlamaya çalışacağımız bir dönemin içerisindeyiz. O açıdan aşırı iyimser veya aşırı kötümser yorumlardan birkaç ay daha kaçınacağız. Ama sonbahara yeni bir resimle karşılaşabiliriz. En azından Kasım ayından itibaren daha tedirginim. Yani şu andan ben Ekim ayına kadar görece e, olasılıkların biraz daha kontrollü gelişebileceğini düşünüyorum. Daha sonrası biraz daha karışık gelişebilir. Başka vergiler bekliyor musun devrim? Mesela bir ara şey vardı hatırlıyor musun? Evlerle ilgili bir vergi çıkmıştı, hani epey yüksek bir oranda belediyelerden mi tam şeyden mi bilmiyorum hatırlamıyorum. Hatta insanlar belediyelere itiraz etmişti. Sonra geri adım atıldı o tekliften. Hatırlıyorsun değil mi onu? Aynen Mesela aynen aynen. Böyle bir şey gelir mi ve gelirse itiraz eder mi Bence insan? işte evet bir ara yayının başında söyledim. Bana göre şu anda alınması gereken vergi İnsanlara ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evlerinden artarak uygulanan bir vergi sistemi. Değil bu mi? Aslında. sistemdeki sıkıntıyı ve bu ev ev kiralarındaki, ev fiyatlarındaki anomaliyi de çözer. Ve sistemi evet biraz e, sıkıntı yaratır ama bir rahatlamaya sebebiyet verir. Çünkü şu anda yani kiracılarla olan sorunlar da dahil olmak üzere e, ister istemez bu fazla evi olan insanların bu işi artık o kadar abartmış durumda ki yani birkaç yüz tane evi olan bir dolu insan var yani. Ya zaten mevduatın yüzde yetmişi nüfusun yüzde birinden aşağı bir kesime ait var. Yani e, Türkiye'de o kadar gelir dağılımı bozuldu ki evlerin de yani bir kişinin bir tane evi alacak almaya o kadar uğraşan insanlar var. Bir hayat boyu e, biriktireceği parayla bir evi üçte birini falan ancak karşılayabilecek vaziyetteyken e, 100 tane 200 tane evi olan insanlar var şimdi burada kimse ben varlık karşıtı değilim yanlış anlaşılmasın ama bu da bu kadar büyük bir anomalinin oluştuğu ortam yanlış para politikası sonucu çok fazla evi olan insanlar da çok büyük kazanç elde ediyor dolayısıyla o hiçbir şeyi ödeyemeyecek artık vergi bile veremeyecek insanların üstüne daha fazla yüklenmenizin alemi yok yani bugün mesela asgari ücretin üzerine vergileri arttırırsanız iyice kayıt dışına artışlar olur ama bu ikinci üçüncü evlere vergileri biraz arttırırsanız bu bir nevi varlık vergisi tipidir ama en azından e, zengin kesimden de birazcık vergi almaya başlarsınız. E, belki sıkılan aa ben bu vergi vermek istemiyorum satmaya başlar ev fiyatları da biraz normalize olmaya başlar. Yani Bu hmm. tabii ekonominin genel için süper bir şey değil ama sistemin en azından tıkanıklığının biraz açıl açılmaya başlayacağı e, fiyatların biraz daha yani transactionların yani alım satımların daha fazla. Şu anda ev fiyatları yukarıda bir yerde tutundu fakat. E, satış olmuyor bu sefer. E, yani insanlar daha ucuza vermek zorunda aslında satmak için. Çünkü faizler yukarı gitti. E, bankalar da faizlerin daha yukarı gideceğini biliyor. Dolayısıyla uzun vadeli kredi vermek istemiyorlar. Ya yani çünkü görüyor şimdi diyor ki merkez bankası 15'e çıkay çektim. Ben bu faizi birkaç kademe daha çekeceğim. Piyasadan e, benim de ikinci turda 25'e çekecek herhalde değil mi onda? Evet ya ben 2-3 toplantıda 25'e kadar çekmesini bekliyorum. Başından beri bunu söylemiştim. Şimdi o çekme esnasında tabii maliyetler artıyor. Şimdi sen banka olarak, banka yöneticisi olarak, hazine yöneticisi olarak biliyorsan dersin ki aman birazcık arkadaşlar iki ay biz bir kredi vermeyelim. Biz ne yapalım? Tutalım biraz. E çünkü şurada şuralardan verdiğimiz krediler iki ay sonra çok daha yukarıdan verecek. Bunlar bize zarar yazacak. Dolayısıyla biraz vermeyelim de şu faizler yükselsin yavaş yavaş. Bu arayı biraz yumuşak geçmeye çalışalım dersin. Bu da ekonomiyi yavaşlatır zaten. Dolayısıyla <laughs> Ben de bunu söylemeyeceğim. Bir taraftan zaten o taraf yavaşlamak zorunda kalırken ev sahibiysen sen de bu tip bir vergi olasılığıyla şimdi satarsan evini aslında sistemin biraz dönmeye başladığını görmeye başlarsın. Hmm, anladım. Ee, ama daha bu pakette yok anladığım kadarıyla da belki gelebilir. Yani gelirse ee, tabii Evet. Görmedim şey. bilmiyorum. Belki ben Nasıl? atladım ama ben bana göre bu çözüm bu. Yani bu tip çözümler daha hızlı. Daha, daha net çözümler. En azından sistemde bazı sıkıntılar, kısa vadeli sıkıntılar da yaratabilir ama bir yerde dengelenmesini sağlar ve sen yine illa seçim politikası daha sonra e, bazı destekler açıklayacaksan onu yine açıklarsın ama çok garip şeyler oldu bari bak. Ben şahsen bildiğim şu bir paket açıkladılar ya e, ilk ev alanlara işte belli kriterler getirdiler. E, Emlak bankası aracılığıyla özellikle Toki konutlarına veya bazı projelere girersen sana çok ucuz. Şimdi çok tanıdığım biri 5 milyon liralık bir ev aldı ve bunun şu anda aylık ödemesi 20 bin lira ve bu o sırada o kadar ucuzdu ki faizler. Şimdi ayda 20 bin lirayı ödemek için şu anda 750 bin lira civar bir para yatırsa mevduata onu zaten ödeyebiliyor. Yani aslında ev bedavaya geldi. bu hmm. tip şeyleri. O kadar barizce yaptılar ki, yani bunları, ya çok az kişi yararlanabildi bu evde, bu modellerden ama ya bu modellerin veya bu faizlerin bu kadar aşırı düşük tutulması saçma sapan şeyler oluşturdu dengesizlikler. Dolayısıyla bu dengesizliklerin e, normalize olmasını konuşuyoruz. Yani e, buralarda bir dolu mesela böyle ev alabilen belki bir dolu insan oldu yani, hani o az insan da. Onun dışında da yüzde on beşlere, yirmilere. 16-17 krediler aksesi olan, erişim olan bir dolu e, kamu bankalarına yakın, devlete yakın insanlar vardı. Ve bunlar bir dolu krediler kullandılar çok ucuzda. Bu kredileri duyduk yani bunları. Aldılar diğer bankada mevduata yatırdılar. Risk bile almadılar. Yani bunun ekonomi hiçbir katkısı yok. Bu sadece varlık transferi oldu. Var. Biz bunları eleştirdik, 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 anlattık, üzüldük ama oldu. Şimdi bu hataları Tamir etmeleri lazım. Bu zararların geriye dönüşü olmaz. Ama en azından buralardan ekstra kazanılmış şeyleri bir şekilde almanın yollarını arayacaklar. O açıdan hmm. hani ben dramatik şeyler beklemiyorum. Ama en azından ufak dozda bu tip e, varlık vergisi e, tipi bazı modellerin gelmeye başlayabileceğini de düşünüyorum. Kaçınılmaz yani bu. E, nereden, nasıl ödeyeceksiniz başka türlü? Yani, bir iddia var. Söz bir iddia var sözde Mehmet Şimşek yakınlarına demiş ki Kemal Bey'i Allah korumuş e, kazansaydı eğer bu durumla başa çıkması mümkün değildi diye dert yanmış söz Valla bilmiyorum. <gülüyor> 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 bu biraz şey gibi. Bu kadar aşkındır ki bence bunu düşünceyi sanmıyorum herhalde. Yani şimdi bilmiyorum. Biraz da bir şey e, olabilir. ya Bir politik bir durum da olabilir ama bu arada yani bunu ben de söyleyebilirim yani. Hani çok zor. Yani Kemal Bey ele e, şimdi ya ben mevcut iktidar çok iyiydi, başarılıydı, daha iyi olacak falan demiyorum. Söz konusu bile olamaz söylemem. Ama e, burada e, tecrübesiz bir kadronun da yani öyle altı masa mı, yedi masa mı, sekiz kişi mi, on kişi mi, ne kaç kişi, kim ekonomi, kim neyi, kim dışişleri, ne yönetiyor, ne biliyor. Bunun dahi netleştirilemeden girilen bir seçimde doğal olarak seçimden sonra bunları daha siz saptarken bunları tartışırken masada altı kişi 8 kişi falan tartışırken bile biz çok daha büyük bir ekonomik sorunun yani zaten var olan var uçurumun kenarındayız ve bu uçurumun kenarına bizi getiren de e, tabii ki Kemal Bey değil yani bunu biliyoruz. Yani bu bu mevcut en önceki ekonomi yönetimi bizi buralara getirdi. Dolayısıyla o gelirdi, bu gelirdi şöyle olurdu. Tabii ki tamamen spekülasyon. Bunu e, kimse bilemez. Ama işin gerçekten çok zor olduğunu, şu anda Mehmet Bey'in işinin anormal zor olduğunu söyleyeyim. Onun için hani ben e, onun işinin e, ya şunu yapsın diyen ahkam kesen ekonomist arkadaşlara da diyorum ki yani siz bunları söyleyebilirsiniz ama resim o kadar dramatik ki herhangi bir ufak bir manevra hatası hastayı öldürür. Yani öyle. Hasta bitkisel hayata düşecek mi düşmeyecek mi deyiz şu anda. Yatakta yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu hala anlamayanlar var. Ya ne olacak hemen şunu yaparım ben olsam bunu. Abi yapamazsın. Sen olsan çünkü sen içeri girip de baktığın zaman resmi nasıl yani böyle miymiş filan diyebileceğim bir resim olduğunu düşünüyorum. Yani. Hani öyle e, kolay değil. Devrim klasik sorumuzu sorayım mı? Dolar ne olur? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi e, orada da tekrar yayın boyunca söyledim. Ben böyle e, bu kadar çok zammın yapıldığı e, özellikle e, her, her kesime paraların dağıtıldığı yani yerel seçim şeyi de düşünerek çok sıkılaştırmanın olmadığı bir ortamda doların da çok aşağılarda dengelenme ihtimalini zor görüyorum. Merkez Bankası'nda tavrını görüyoruz. Diyor ki ya abi ben ne gelirse alırım 26 lira hala alıcı bakıyorum. Ee, arka kapıdan satış oluyor falan diyorlar da ben onun öyle tam olarak olduğunu düşünmüyorum. Net alıcı olmaya devam ediyor Merkez Bankası verilere bakılırsa aslında. E, ee, Merkez Bankası'nın hala aldığı kur 26'ları da hala alıcıysa dövizin aşağı gitmesini beklememek lazım. Ama e, yukarıda da şimdi bu körfezden bulunan, bulunduğunu bulunabileceğini varsaydığımız paralara ne tip bir kur seviyesi verildi onu bilmiyoruz. O açıdan diyorum ya biraz daha bir, bir Bilmiyorum, ...yetkiliden, Gaye Hanım'dan veya Mehmet Bey'den birkaç cümle duysak... ...onun üzerinden biz de e, cümleyi oyarak, içine oyarak bulmaya çalışırız yolumuzu. Teknik olarak doların 30-33 lira bölgesi e, gitmesi zor olmayan bir bölge. Ama şu KKM'nin buraya kadar geldiği anda bile yarattığı soruna bakıyoruz. E, yaz aylarının da e, turizmle, şu anda kötü gitmeyen bir turizm sezonuyla gittiğini görürsek... ...doların böyle 26-28 bölgesinde... E, en azından bu bölgenin makul olduğunu düşünüyorum şimdilik. Buranın böyle çok sert delinmesi ama overshootlar 30'lara doğru böyle bir hareketler olursa ben orada kısa vadeli satıcı olurum. Yani 31, 30'un üstünde, 33'e doğru hareketlerde satıcı olurum. Ama böyle portföyün tamamını boşaltmam. Tekrar söylüyorum. Hasta yatakta bitkisel hayattan da değil ama bitkisel hayata düşer mi? Kurtarmaya çalışıyoruz. C vitaminleri, antibiyotikler, ne varsa veriyoruz. Şu anda olan o. O açıdan e, bu haldeyken öyle abi ekonomi uçacak, Türkiye yüzyılı falan bunlara değil, bunları konuşmuyoruz. Biz hastayı yaşatabilir miyiz? Hastanın da yaşaması için kurun belli bir dengede kalması, aşırı yukarı gitmemesi, aşırı da aşağı gelmemesi. Zaten gelemez de. E, daha yani, Ancak dengeyi öyle bulması mümkün. O açıdan ben e, 26,5 e, benim minimum hedefimdi. Oraya da neredeyse geldik. Ama e, buradan itibaren takipteyim. 33'e kadar bir bandı yakından takip ediyorum. 26.5 27'lerden itibaren hareketleri takip ederim. Yani satış yönlü yapılmalı mı diye kısa vadeli bunlar da söylediğim. Yani dövizden TL'ye döndüğünüz zaman mevduatın size getireceğiyle dövizin getireceği kısa vadede paralellik arz edebilir. Ama şu döviz şu şey Mehmet Bey veya bir Gaye Hanım'ı bir kere bir dinlesek bir kere duysak o bize biraz daha tiyo verecek. Peki e, altın ve dış piyasalara ilişkin de bir şeyler istersen söyleyerek ve seni de eklemek istediğin şeyler varsa benim sormayı atladığım öyle bitirelim mi? Evet tabii ya dış piyasalarda bugün e, tatilden dönüş var e, yani şimdi bir de daha ikinci çeyrek bitti e, ikinci çeyrek 30 Haziran'da bitti ama 4 Temmuz e, Amerika'da tatil olduğu için Pazartesi de yarım gündü o açıdan bir şey anlamadık. Ama bugün bir raporlara bakıyorum. JP Morgan'ı, Bank of America'sı, şu su bir dolu e, Fidelity'si falan. Anormal negatif raporlar vermeye başlamışlar. Hard landing, işte sert iniş mi olacak falan filanı. Ya, o kadar tuhaf bir 6 ay geçirdik ki, Amerika tarihinin e, belki de en tuhaf dönemiydi. Neden? E, ekonomik açıdan Faizlerin anormal hızlı yükseldiği bir, bir dönemde bilançolarda inanılmaz zararların oluştuğu maliyet anlamında, finans sektöründe bunun ekonomiye hiçbir etkisi yokmuş gibi teknoloji şirketleri sanki çok ucuz paraya rahat erişiyormuş. De, teknolojilerine devam ediyorlarmış gibi bir havada bir dönem yaşandı. Bunun kalıcılığının mümkün olmadığını söylüyorum. Dolayısıyla bu Temmuz ayı bu haftadan itibaren bir tuhaf şekilde bozulmanın sert olma ihtimali var. E, o açıdan e, buralarda bir yüzde üçün aşağısında negatifite başlarsa Amerika'da, S&P'de, Nasdaq'ta bir anda bir dönüş sinyali yanıyor teknik olarak da. O açıdan oralara bakacağım ben. Öyle bir dönüş olursa global bir borsa satışına da dönüşebilir bu. O açıdan bu günler dikkatli olmamız gereken günler. Altın, <laughs> gümüş için zaten ucuz fiyatlardayız ama biraz daha gele, gelebilirler mi? Evet, %2-3 daha gerileme ihtimalleri de söz konusu. Ama ben oralara alış için bakıyorum. Yani artık buralarda 1890'lara gelen bir ons altın hep alış e, yönlü bakarım. E, 1900'ün altındaki her fiyat e, bence orta uzun vade altın alış sinyalidir. E, ama kısa vade sinyaller tabii biraz daha bozabilir. Şöyle yapabilir böyle ama onlara aldanmam. E, özellikle dünyanın çift kutuba gidişinde ben gerilimin artışını göreceğimizi düşünüyorum Bahar. Özellikle Fransa'da görmeye başladığımız, gördüğümüz olayların tesadüf olmadığını, aslında ekonomik olarak baktığın zaman aylardır muhtemelen senin yayınlarda hatta ben hatırlıyorum bir yıl önceki bir yayınımızda falan ben bunları anlatmıştım. Sokak olayları artacak, halkta gelir dağılımı, enflasyona çünkü izin verdiler. Yüksek enflasyona uzun süre izin verilmiş olması gelir dağılımını çok bozar. Halkın yoksul kesimi derdini anlatamaz. En sonunda o ezilmenin sonucu sosyal patlamalara sebebiyet verir diye. Bunu bir yıl önceki özellikle geçen 2022 yazında defa defaten konuşmuştuk yayınlarda, stüdyodaki yayınlarda hatta. Kayıtlarında vardır onlar. O açıdan bunların tesadüf olmadığını bildiğim için bu Avrupa'daki olayların gelişmiş ülkelerde artarak devamını beklerim. O da aslında altın gibi, gümüş gibi, kripto paralar, bitcoin gibi aslında ürünler için iyi ortamlardır. Yani hmm. e, sisteme isyan eden ürünlerin daha e, kaçış limanı olacağı alanlardır. O açıdan birazcık oralara daha pozitifim e, orta vadeli ama kısa vadede resesyon fiyatlaması, ani sert satışlar gelirse piyasalarda oralarda ilk başlarda bir ufak dayaklar yiyebilir ama zaten aylardır e, altı gümüş dayak yiyor yani e, büyük bir prim yapmıyor yani 3 e, yıldır konsolide oluyor belli bir bandın için. O açıdan oralar çökecek bitecek borsalarla hayır. Borsalar eğer bir sert satış yerse oralar limitli bir satış, da oralardan tepkilere çevrilir. Çünkü bir finansal sıkıntı altına gümüşe aslında bir kaçış limanı e, görevini hatırlatır. Oralara evrilmeye başlayacağımızı bekliyorum önümüzdeki haftalarda. Tamam. Var mı başka ekleyeceğim bir şey? Yok güzel toparladık gibi geldi. Ee, biraz daha gözleriz. Ee, eğer farklı şeyler, resimler ortaya çıkarsa tekrar güncelleri senin yakın zamanda. Tamam. Devrim çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Arkadaşlar beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bizim için önemli. E, ayrıca yorumlarınızı da yayınla ilgili yaparsanız hem devrime iletirim hem de burada ben de cevaplama şansım olur. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.